Mangaldaki eti marine etmek için kullanılacak malzemeler. Öncelikle soğanı rendeleyip suyunu güzelce sıkalım. 1 yemek kaşığı salça, sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı yoğurt, sarımsaklarım var rendelenecek ve baharatlarım var. Baharatları kendi zevkinize göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Kırmızı pul biber, karabiber, 1 çay kaşığı kadar kimyon ve tuz. Bunları güzelce karıştıracağım şimdi. Rendelemiş olduğumuz soğanın suyunu sıkıyoruz. İsterseniz bir tülbent de kullanabilirsiniz. Soğan suyunun içinde yoğurdumuzu ekledik. 1 yemek kaşığı kadar salça. Şimdi baharatlarını ekliyoruz. Sarımsakları da rendeliyoruz. Bu karışıma yaklaşık yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Sosumuzu bulamaç haline getiriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bunu etimizin içine ekleyeceğiz. Bu sosu daha önce tavuk içinde vermiştim. İsterseniz tavuk içinde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir sostur. Mutlaka tavsiye ederim kullanmanızı. Bulamaç haline getirdiğimiz sosu güzelce etime yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu güzelce etle beraber karıştırıyoruz. Etimizi güzelce bu sosla beraber birkaç saat dinlendireceğiz. Etlerimizi şişe takıyoruz. Eğer severseniz kuyruk yağı da yerleştirebilirsiniz bu etlerin arasına. Ama eğer sevmiyorsanız yağlı kısımdan koyabilirsiniz. Sadece kuşbaşı kullanabilirsiniz. Hiç mermerin üzerinde mangal yaptınız mı veya denediniz mi? Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli olacaktır. O etle beraber, o etin suyunu çekmeden nasıl piştiğini göreceksiniz. Mermerin üzerini temizlemek için soğanı kesip o kesik tarafıyla mermerin üzerinden sürtebilirsiniz.